Gezegenimizin geleceği üzerine düşündürten 10 distopik film. 1. The Lobster. Film, partnersiz yaşamın yasak olduğu bir toplumda geçmekte. Başrolümüz David, karısının onu başka bir adam için terk etmesi üzerine bir otele yerleştirilir. Otelin yöneticisi David'e 45 gün içinde bir partner bulması gerektiğini, eğer bulamazsa bir hayvana dönüştürüleceğini açıklar. David ise partner bulamaması halinde ıstakoza dönüşmek istediğini söyler. İnsanın hissetmediği halde hissediyor gibi davranması, hissettiği halde hissetmiyor gibi davranmasından daha zor. 2. Blindless. Körlük. Joe Saramago'nun aynı isimli romanından uyarlanan film, nedeni bilinmeyen bir şekilde körlüğün bulaşıcı bir hastalık gibi yayılmasını ve bir göz doktorunun bunu fark etmesiyle gelişen olayları ele almakta. Şehirde bu hastalığın bulaşmadığı tek bir kişi var, göz doktorunun eşi. Filmde yaşanılan kaos ve karakterlerin başlarına gelenler gerçekten izleyenleri endişelendiriyor. Film, 2008'de Cannes Film Festivali'nin açılış filmi olarak seçilmiştir. 3. 12 Monkeys. 12 Maymun. Film, dünyada yaklaşık 5 milyar insanın ölümüne yol açmış bir virüsten geriye kalan insanların, virüsü yok etmek için zaman makinesiyle geçmişe gidişini ele alıyor. Makineyi test etmek için James Cole karakteri gönüllü olur ve James, kendini 7 yıl geride bir akıl hastanesinde bulur. Hikayesini anlatınca da kendisi bir akıl hastası sanılır. 4. V for Vendetta. 2020 İngiltere'sinde geçen film, terör olaylarında ciddi kayıplar verildikten sonra baskıcı bir yönetime geçilmesini, sonrasında bu rejime karşı bireysel bir başkaldırının nasıl toplumsal hale geldiğini anlatmakta. 5. A Clockwork Orange. Usta yönetmen Stanley Kubrick'in yönettiği film, suçtan ve şiddetten zevk alan bir çeteyi ve yakalanıp beyni yıkanarak topluma kazandırılmaya çalışılan çetenin başındaki Alex'i anlatıyor. Filmde izlerken insanı rahatsız eden sahneler bulunuyor. 6. Metropolis. Kapitalist düzende işçiler ve işverenler arasındaki sosyal krizi anlatan film, çekildiği döneme damga vurmuştur. Filmde sürekli üreten ellerle planlayan beyin arasında aracı kalp olmalıdır cümlesi tekrarlanıyor. 7. Brazil. Filmde türünün diğer örneklerinden fazlasıyla aşina olduğumuz totaliter hükümet ve yarattığı baskı işlenmektedir. Kara mizah unsuruyla adeta kabusa dönüşen toplumsal hayat anlatılmaktadır. Brazil, George Orwell'ın 1984'ünden esinlenmiştir. Hatta film, çekimler sürerken geçici olarak 1984,5 olarak adlandırılmıştır. 8. Minority Report. Azınlık raporu. Filmde geleceği gören polisler, suçluları henüz suçlar işlenmeden yakalayıp cezalandırmaktadır. Steven Spielberg tarafından yönetilen filmin başrolünde Tom Cruise var. 9. Alphaville. Jean-Luc Godard'ın yönettiği bilim kurgu dram türündeki film, başka bir gezegene göreve gönderilen özel bir dedektifin başına gelenleri konu alan siyah beyaz bir başyapıt. 10. The Matrix. Makinelerle insanların savaşını anlatan ve savaşı makinelerin kazandığı bir gelecekte geçen The Matrix, aynı zamanda Platon'un mağara alegorisine göz kırpan felsefi bir başyapıt. Şu an çekilmekte olan serinin 4. filminin ise bir aşk hikayesi olacağını söyleyen başrol oyuncusu Keanu Reeves, simülasyondan uyandırılmasıyla başlayan filmde Neo'yu canlandırıyor.